Burak Bey. Söyle. İşi hallettin mi? Hallettim. Aferin. Şu senin yaptığın kurabiyeler. Sağ ol. Şu dünyada benim kadar mutlu başka bir adam daha var mıdır acaba? Şuraya bak. Güzeller içinde kaldım. Başta güzeller güzeli eşim. Sonra en az onun kadar güzel baldızım. Ve tüm bu güzelliklerin sebebi sevgili anneciğim. Siz olmasanız ben ne yapardım? Ya. Saadet Hanım, bunu ne yapalım? Atın. Hatta plakları da. Ne var ne yoksa hepsini atın. Hiçbirini görmek istemiyorum. Aa, anne, bunlar babamın en sevdiği plaklar. Evet, gözü gibi bakardı. Biliyorum. Ne diyorsam onu yapın. Baba, seni bekliyoruz. Gelmiyor musun? Baba? Ne yapıyorsunuz burada? Saadet Hanım'ın emri. Eşyalarınızı küçük eve götürmemizi söyledi. Nasıl olmuş? Yutamadım ama. Saadet, konuşabilir miyiz? Tabii. Konu neydi? Bir de hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi yapma. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tabii babacığım. Hadi kızlar. Ne kadar kolay değil mi her şeyi dağıtmak? Bunları tekrar bir araya getirmekse imkansız. Niyetin aileyi dağıtmaksa tebrikler. Başardın. Önce şirketi birbirine kattın. Sonra da bütün bu çocukça oyunların. Çok uğraştım. Ama benden bu kadar. Gemi su alıyordu. Çabalarınla batıyor artık. Ha, bu arada artık rahat olabilirsin Saadet. Çünkü o çocuk bu eve gelmeyecek. Sen istemediğin ya da ben vazgeçtiğim için değil. Kendisi istemediği için. Onun hepimizden büyük bir yüreği var. Bana gelince ben de asla unutmayacağım. Bir zamanlar bana aşkla bakan o güzel yeşil gözleri. Bir zamanlar o aşık olduğum kadını asla unutmayacağım. Asla.